Dolar ve Euro'daki yükseliş ilaç piyasasını da etkiledi. Edirne Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Gürkan Kılıççıgil, bu son Euro, dolar ve döviz kurlarındaki artış ile beraber maalesef ilaçlar da bulunurluğunu daha da azaltacak bir gelişme yaşayacak dedi. Bu son euro ve dolar döviz kurlarındaki artışla beraber maalesef ilaçta bulunurluğu daha da azaltacak bir gelişme yaşanacak. Malumunuz ilaçların içinde sadece etken maddeler değil, bunun yanında birçok yardımcı maddeler de yer alıyor ve bunların çok büyük bir ekseriyeti ithal ürünlerden oluşuyor. Yani bunlar döviz kurlarıyla, dolarla ve euro ile alınıyor. İlaç üreticilerimiz bu konuda ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Yeni ilaç bu konuda piyasaya sunamıyorlar. Eczanelerimiz mevcut depo stoklarıyla ve eczanelerimizdeki mevcut stoklarla idare ediyoruz ama artık herhalde o da dayanılmaz bir hale geldi. Her geçen gün ilaç yoklarıyla karşılaşmaya devam ediyoruz. Maalesef tabii hani muadil ilaç birbirinin ikamesi olarak kullanılan ilaçlar, aynı etken madde ve aynı farmasötik forma sahip olan ilaçlar. Onlarla bir şekilde idare ediliyordu. Geniş bir yelpazeliydi ama tabii ki bütün ilaç üreticileri bugün aynı sıkıntıyla karşılaştıkları için maalesef artık ilaçların muadilleriyle de ilgili olarak sıkıntı yaşıyoruz. En basit örnek, pazartesi günü ben bölgemde nöbetçiydim. Vatandaşlarımız eczaneye müracaat ettiklerinde ilaçların muadillerinin de olmadıklarını söylediğimde artık ya bir şey var yeter ki işte şu bulantım gitsin, şu ateşim düşsün gibilerinden yaklaşımlar oldu maalesef. Dediğim gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Şimdi öncelikle bu sıkıntılar tabii ki aşılır. Yani bunlar ilaç üreticileriyle, Türkiye Eczacıları Birliği ile ve Sağlık Bakanlığımızın yetkilileriyle bir masada toplandığında, bu konular görüşüldüğünde bu sorunlar tabii ki aşılabilir. Ama öncelikle bu sorunların aşılması ile ilgili olarak sorunun varlığının kabul edilmesi gerekiyor. Malumunuz her yıl Şubat ayında ilaç fiyatlarında bir güncelleme yapılıyor. Şubat 2020'deki son euro kuru 4 lira 57 kuruştu. Malumunuz bugün euro kurunun ne olduğunu hepimiz görüyoruz, takip ediyoruz. Hatta takip edemiyoruz diyelim. Dediğim gibi yani bununla ilgili olarak bir güncellemenin Şubat ayı beklenmeden derhal gerçekleşmesi gerekiyor ki ilaçlardaki bu sıkıntıyı çözelim. Piyasada bulunmayan ilaç yelpazesi o kadar geniş ki, en son Türkiye Eczacılar Birliği 645 adet ilacın bulunmadığından bahsetti ama her geçen gün bu açıklamadan beri birçok ilaç daha bu konuya eklendi. Dediğim gibi en basit ağrı kesici, ateş düşürücü şuruplardan, jellerden, dediğim gibi birçok ilaç yelpazesinde var. Tabii ki bazı ilaçların ikameleri olabiliyor, yerlerine başka bir şeyler kullanabiliyoruz ama bazı ilaçlar var ki de hayati önem arz ediyor. Yani bunu söylemem gerekiyor. Bugün işte gebelikte kan uyuşmazlığı dediğimiz durumda kullanılan ilaçlar depolarımızda bulunmuyor. Bu da hayati önem arz eden bir konu ki bu doğumdan ilk yani 72 saat içinde uygulanması gereken iğneler. Dediğim gibi yani artık ilaç yokluğu hayatı ciddi şekilde tehdit ediyor. Grip aşısı biliyorsunuz mevsimi bugün bu dönemlerde yapılması gerekiyor. Bir parti bölgemizde de uygulandı ve sona erdi, bitti depolarımızda. Şimdi yeni partinin geleceğiyle ilgili olarak bir görüşme yaptım. Bu bir hafta 10 gün içine geleceği söylendi ama sayı yine yetersiz olacak. Yani talebi maalesef karşılayamayacak.